Afetlere her an hazır olmalıyız. AFAD toplumu ve gelecek nesilleri bilinçlendirme adına önemli çalışmalar yürütüyor. Bu noktada Konya Bilim Merkezi'nde özel bir alan var. Sel oluşabilecek bölgeler atacak. Eğer bir set kurabilirsek, engeller kurabilirsek bu oluşabilecek sele karşı hasarı daha az ya da daha minimuma düşürebiliriz arkadaşlar. Farklı kategorilerden oluşan 17 tane sergi düzeneğinin içerisinde çocuklar küçük yaşlarda herhangi bir afet ve acil durumla karşı karşıya geldikleri zaman öncesinde afetin sırasında ve sonrasında neler yapacağını küçük yaşta buradaki modüllerle beraber öğrenmektedirler. Çocuk, genç, yaşlı demeden toplumun her kesimine afetler hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. Konya Bilim Merkezi'nde yıllık yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Afet Farkındalık Merkezimizde akılda kalıcı, etkileşimli düzenekler yer alıyor. Bu sayede farkındalığı daha kolay ve kalıcı bir şekilde oluşturabiliyoruz. Tamamen yerli üretim olan simülasyon ve oyunlarda çocuklara afet bilinci aşılanıyor. Sel düzenine karşı önlem alırken evlerin dere yataklarına kurulmaması gerektiğini, o yamaçlardan seller geldiğinde o bölgelere bir engeller konulması, ağaçlandırma yapılması gerektiğinden bahsediyoruz. Keza aynı şekilde tsunami oluşabilecek bölgelerde o bölgelere yakın evlerin gene korunması anlamında engellerin olması gerektiğinden ya da 112 acil çağrı dediğimiz bu acil çağrının meşgul edilmemesi gerektiği, gereksizlikle meşgul edilmemesi gerektiğinden bahsediyoruz. 12 Kasım Türkiye'de acıyla hatırlanan bir gün. 1999 Büyük Düzce depremi sene devriyesinde tekrar hatırlanacak. Deprem saatinde yani 18.57'de ülke genelinde tatbikat gerçekleştirilecek. 12 Kasım saat 18.57'de evde, iş yerinde, okulda, caddede, her nerede olursanız olun hep beraber birlikte tüm Türkiye aynı anda çök, kapan, hayata tutun. Bugünün tatbikatı yarının hazırlığıdır. AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı, çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır.